Sayın Konsey Başkanım, değerli hocalarım ve saygılı meslektaşlarım. Ocak ayının ve 2021 yılının ilk etkinliğine hoş geldiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Umarım güzel bir etkinlik olur. Çok değerli hocalarımız burada. Ben sözü uzatmadan Konsey Başkanımız Ali Eroğlu'na sözü veriyorum. İyi akşamlar diliyorum şimdi de. Çok değerli hocalarımız, değerli bilim insanları, mesleki derneğimizin değerli başkanları, değerli oda başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, çok değerli katılımcılar, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Pandemi buluşmaları kapsamında Çorum Veteriner Hekimleri Odamız ve JÜVET yetkilileriyle birlikte hazırlanan bu programın ve önce ülkemiz için, sonra mesleğimiz, meslek mensuplarımız ve Çorum ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tür programlar bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde özellikle son 5-6 aydan bu tarafa çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve bu programlar gerçekten de faydalı programlar oluyor. Teknolojinin bu verdiği imkanlardan biz de meslektaşlarımız olarak elimizden geldiği kadar fazlasıyla istifade etmeye çalışıyoruz. Bu organizasyon için Çorum Veteriner Hekimler Odamıza ve JÜVET yetkililerine teşekkür ederken çok önemli bilimsel açıklamaları için Sayın Profesör Doktor Osman Erganış hocamıza da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sayın hocamızın gayretleri, fedakarane çalışmaları takdire şayandır. Bunu her zeminde, her yerde belirtiyoruz. Ve gerçekten Sayın hocamız bugüne kadar bir veteriner hekim ordusu yetiştirdi. O bizim mesleğimizin itibarıdır, onurudur. Kendileriyle her zaman gurur duyduk. Tabii ki mesleğimize olan katkılarının yanı sıra aslında işin temelinde insana, insanlığa olan hizmet söz konusu. Biz bir başka noktada da böyle bakıyoruz konuya. Yine tabii bu program dolayısıyla pandemi aşılamaları, buluşmaları, Sayın Hocamız konusuyla ilgili çok değerli açıklamalar yapacak. Bu arada Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak biz Ocak ayından yani 2020'nin Ocak ayından bugüne kadar çok değişik tarihlerde ilk basın açıklamamız 20 Ocak tarihliydi ve o basın açıklamasının başlığı da yeni pandemiler kapıda mı, yeni salgınlar kapıda mı şeklindeydi. Daha sonra bu benzeri açıklamalar devam etti ve Nisan ayında yapmış olduğumuz bir basın toplantısındaki sayın hocalarımızın da bilgileri dahilinde veteriner hekim viroloğu bilim insanları en kısa sürede COVID-19 aşısını üretir dedik. Ben burada huzurlarınızda sayın hocamıza ve müsaade ederseniz hemen isimlerini de belirtmek isterim. Sayın Aykut Özdarendeli'ye, Sayın Aykut Özkul'a, Sayın Mustafa Hasöksüz'e ve diğer bilim insanlarına gayret gösteren bütün meslektaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında bu süreçte bir anlamda da veteriner hekimlik mesleğinin bir farkındalık mesleği olduğu da ortaya çıkmış oldu. Tabii biz sayın hocamızla da ben çok olmadı zannediyorum hocam. Bir buçuk ay önce bir görüşme yapmıştık. Özellikle bu tek sağlık konusuyla ilgili. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tek sağlık uygulamalarını çok önemli buluyoruz. Biliyorsunuz bunun ilki 2007 yılında Amerika Tabipler Birliği ve Amerika Veteriner Hekimleri Birliği tarafından başlatılıyor. 2009 yılında bizim Türk Veteriner Hekimleri Birliği buna Türkiye'de bir deklarasyon yayınlayarak tek sağlığın o zaman tek tip, tek dünya, tek sağlık, şimdi tek sağlık şeklinde daha çok kullanılıyor. Bunun önemli olduğunu aslında küreselleşen ve küresel tehdit boyutuna gelen sınır aşan hastalıklar için
zoonotik hastalıklar açısından en etkili mücadelenin tek sağlık yaklaşımı olduğunu bugün bütün bilim insanları ve meslek grupları kabul ediyor. Ancak bizim ülkemizde işlevsel yapılarının oluşturulması ve uygulamaya konması yeterli seviyede ya da istenilen ölçüde başarılmış vaziyette değil. Çünkü biz de ben şahsen konseyi temsilen birçok katıldığım toplantıda bunları dile getiriyoruz. Tek sağlığın tanımının içerisinde multidisipliner bir yapının olması gerekiyor. Orada beşeri hekimler, veteriner hekimler, diğer sağlık bileşenleri, çevre uzmanları, gıda uzmanlarıyla beraber, çünkü neticede tek sağlık malumlarınız olduğu üzere hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliği konularını bir araya getiren bir kavram. Ve burada da aktör meslek, özellikle çevre sağlığı, hayvan ve insan sağlığı açısından aynı anda çalışma yapan başka bir meslek grubu yok. Veteriner hekimler özellikle burada yer alıyor. O açıdan Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak özellikle bu pandemi döneminde dünyada Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar veteriner hekimliğin ne kadar önemli olduğunu ve yapmış olduğu çalışmalarda da işin içerisinde veteriner hekimlerin yer aldığı, birçok ülkede malumunuz olduğu gibi pandeminin başında veteriner hekim bilim insanları var. Çin'de olduğu gibi, efendim Amerika'daki verilen yetkiler gibi, yine Almanya'da Robert Koch'ta ensünün çalışmaları ve diğer hastalık önleme ve kontrol merkezleri SİDİ'lerde merkezlerinde yapılan çalışmalar gibi. Şimdi biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak sizi çok fazla sıkmadan bir çalışmamızı arz edip sözlerime son vereceğim. Çünkü biz Sayın Hocamızı dinlemek istiyoruz. Türkiye'de işlevsel yapılar yeterli değil, hiç yok sayılır. İsmi var ancak ne bütçesi ne kaynakları olmayan bir anlayışla bir toplantıda bir Sayın Hocamızla bu konuyu görüşürken ben şöyle dedim. Yani bu tek sağlık tanımınız, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tek sağlık tanımı yoktur. Tek sağlığın içerisinde eğer disiplinler arası bir çalışma yoksa oraya da tek sağlığı söylemeniz mümkün değil. Bu pandemi aslında birçok şeyi gündeme getirdi. Özellikle koruyucu hekimliğin dünyada ve ülkemizde ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sağlık sisteminin tedavi üzerine bina edilmemesi gerektiğini, aslında koruyucu hekimliğin, çünkü şimdi dünyada bir slogan kullanılıyor. Koruma tedaviden daha etkili ve daha ekonomik. Az bütçelerle birçok projeleri koruyucu hekimlikle, tabii insan sağlığını özellikle, başarabilirsiniz. Ama hastalık oluştuktan sonra şu anda dünyayı kasıp kavuran, ekosistemi alt üst eden bir süreci yaşıyoruz. Ve dünyaya, dünya ekonomisine, ülkeler ekonomisine ve bize de, bizim ülkemize de ne kadar mal olduğunu hepiniz tahmin ediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde zoonotik hastalıklara karşı madem ki en etkili yol tek sağlık ise, bu tek sağlığın işlevsel hale gelmesi lazım, uygulamaya konulması lazım. Peki nasıl olacak? Bizim Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak çeşitli zeminlerde dile getirdiğimiz husus, bunun yasa zemininin hazırlanması gerekiyor. Yani bir tek sağlık yasasının çıkması lazım. Burada detay olarak şeyler yer alacak ve işlevsel yapılar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak biz baştan beri şunu diyoruz. Aynı gelişmiş ülkelerdeki de olduğu gibi o hastalık önleme ve kontrol merkezleri, yani CDC'lerin Türkiye'de de direkt doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hastalık takip ve izleme merkezinin olması gerektiğini, bunun küresel ve ülkesel ve küresel olayları izleyebilecek, efendim erken uyarı, erken teşhis, erken reaksiyon sistemlerini ortaya koyabilecek ve dediğimiz gibi bütün muhatap olan meslek mensuplarının da çalışmasının da yer alacağı bir yapının olması gerekiyor. Bunun devamında ülkemizdeki veteriner hekimlerin çeşitli sorunlarıyla orayı aşmak istemiyorum. Sorunları da bir şekilde halledilecek. Ben şöyle ekrana göstermek isterim. Biz tek sağlıkla ilgili yaklaşık burada 30 sayfalık bir rapor var. Arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bilim kurulu üyeleriyle beraber yaklaşık 3-4 aylık bir çalışmadan sonra biz bu çalışmamızı ilgili makamlara verdik. Ayrıca Türk Veteriner Hekimleri Birliği bu süre Mart ayından bu tarafa
Sayın TÜBİTAK Başkanı Profesör Hasan Mandal'ın da öncülüğünde Gıda Arz Güvenliği grubunda biz yer aldık. Cumhurbaşkanlığında 5 çalışma grubu vardı biliyorsunuz. Biyogüvenlik, siber güvenlik, aşı, ilaç, tıbbi cihazlar ve gıda arz güvenliğiydi. Gıda arz güvenliğinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği Kurban Bayramı'nın sonuna kadar devam eden çalışmalarda bu tek sağlığın politik haline dönüştürülmesi ve diğer meslek konular orada dile getirildi. Ben sözlerime son verirken tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı tekrar sunmak isterim. Ayrıca tüm katkılar için herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada yaşanan zorlu süreç dolayısıyla COVID-19 dolayısıyla hayatını kaybeden halkımıza ve meslektaşlarımıza bugün itibariyle 14 meslektaşımız hayatını kaybetti ve yüzlerce meslektaşımız hastalığa yakalandı. Birçoğu bunun içerisinde bizim oda başkanlarımız da var. Birçoğu hala karantinada tedavileri devam ediyor. Ben bütün hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum ve beni de konuk ettiğiniz için programa hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, herkese öncelikle iyi akşamlar. Böyle bir toplantıya davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Meslektaşlarım da böyle bir akşamda güncel pandemi konusunda yaptıklarımızı dünyada olup bitenlerden bahsetmek istiyorum. Ya bunun için genelde TÜBİTAK platformu çerçevesinde hazırladığımız bir sunum var. Onu hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Daha çok sohbet şeklinde olursa daha iyi olur, daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bildiğim gibi koronavirüsler hayvanlarda da enfeksiyon etkeni. Pandemi öncesinde ruhsatlı insan için koronavirüs aşısı yok iken, hala da aslında yok, şu anda izin verilenler ruhsatlı aşılar değil. Ama hayvanlar için halen kullanılan sığırlarda, köpeklerde ve tavuklarda yıllardır kullanılan koronavirüs aşıları mevcut ve ruhsatlı dünyada bunlar. Peki koronavirüs bu hayvanlarda ne yapıyor? Sığır ve köpeklerde neonatal ishallere, tavuklarda solunum sistemi enfeksiyonlarına sebep oluyor. 2002'deki SARS virüsüyle günümüzdeki SARS virüsü arasında, koronavirüs arasında genetik benzerlik %76 olarak hesaplanmıştır. Yani bu rakam şunun için önemli. 2002'deki SARS'la oradaki hastalığı geçirenlerin serumuyla bugünkü virüsü nötralizasyona tabi tuttuğumuzda nötralizasyon veriyor. Bu %76'lık benzerlik, %24 farklılık demek ki çok önemli değişiklikler yapmamış. Değişiklik mutlaka yapmış ama o kadar da değil. Bu COVID salgınındaki virüs, SARS-CoV-2 dediğimiz virüsler, evet, mutasyondan bahsediliyor. Ve dünyanın her tarafında virülensi bulaşma hızı artmış olan bir koronavirüs mutasyonundan bahsediliyor. Ama kısa sürede ortaya konması gereken bu mutasyona karşı mevcut aşılar korur mu? O denemeler henüz basına açıklanmış değil. Ama çok da önemli bir mutasyon görmüyorum ben. Dünyadaki aşılara baktığımız zaman hangi çeşit aşılar var? Hepinizin bildiği gibi inaktif aşılar var. Atenüe aşılar var çalışma olarak. Yani bunların hepsi araştırma düzeyinde. Atenüe aşı sadece Hindistan'da çalışılıyor. İki firmanın aşısı olarak biliyorum ben. En yoğun aşılar, yeni teknolojik aşılar diyebileceğimiz, virüsün spike proteinine karşı ister hücrede, ister bakteride, ister mayada veya virüslerde ekspresyon şeklinde spike proteininin sentezine yönelik rekombinant aşı çalışmaları var. %80-90'ı şu andaki Ar-Ge faaliyetlerinin bunun üzerine. Bilindiği gibi acil kullanım izni alan ilk aşı mRNA aşısı, o da Türk bilim adamlarının geliştirdiği, BioNTech firmasının geliştirdiği, Pfizer ile birlikte ürettiği aşılar. DNA aşıları var. Az sayıda da dünyada virus-like partikül dediğimiz, virüs benzeri ama genin bulundurmayan, hücrede virüsün benzeri yapısının hazırlanıldığı, içi boş virüs ya da yapma virüs diyebileceğimiz aşı çeşitleri de bulunuyor. Ve bugüne kadar dünyada bir hastalık için bu kadar çeşit aşı ilk defa çalışılıyor. Belki de 100 yılda bir böyle bir pandemi oluştuğu için. Yani bunları şekil olarak gösterecek olursak, RNA aşıları, DNA aşıları, rekombinant aşılar, vektör aşıları, inaktif aşı ve atenüe aşılar. Ve bunların hemen hemen hepsinin
spike'ı temel alması, virüsün hücreye giriş yerine yönelik olan bu tutunma antijenleri, tutunma ya da bağlanma bölgeleri diyebileceğimiz bu yapılardan hücre korunduğu takdirde vücutta hastalık oluşturma ihtimali azalıyor. Burada da aşı geliştirme süreçlerindeki aşamalardan kısaca şekilde bahsedecek olursak, hangi aşı çalışılırsa çalışılsın, hayvan denemelerinden sonra mutlaka insana verilmeden önce iyi üretim şartları dediğimiz GMP'li üretim tesislerinde üretilmesi gerekir. Ki Türkiye'deki yaşadığımız ana sıkıntı burada takıldı kaldı, burada düğümlendi önemli miktarda. Faz 1, faz 2, faz 3 diye artık herkesin öğrendiği bu aşamalar için aşıların mutlaka fabrikasyon ve GMP'li şartlarda fabrikalarda yapılması gerekiyor. Mutasyonlardan çok konuşuluyor. Mutasyonlar dediğim gibi bu spike proteini üzerinde şu ana kadar. Ve bundan önceki en önemli mutasyon D614G dediğimiz spike'taki 614. sıradaki proteinle ilgili değişiklikler olduğu için ve dünyada yaygın olan, şu anda hala da yaygın olan bu 614 mutasyonu, mutant suşu. Şu anda Türkiye'deki bizim hazırladığımız aşı da böyle bir virüsten. Yani bazı tanıtıcı kısa Moderna'nın aşısıyla Pfizer-BioNTech'in aşısının tanıtımlarını yaptıklarında çok kısa, küçük viral spike glikoproteinini sentezleme yeteneği olan mRNA'lardan oluştuğunu biliyoruz. İçerisinde birkaç çeşit tuz var, lipid var ve bir miktar sukroz var. Bu lipid tabakayla bu aşılar korunmaya çalışılıyor, yoksa çok çabuk bozuluyor. Bütün bunlara rağmen de bilindiği gibi -70-80 derecede bu BioNTech'in aşısının saklanması gerektiği, muhafazası için onun gerektiği söyleniyor. Evet, bu da bizim aşımız. TÜBİTAK platformu için, tanıtımı için hazırladığımız aşı şişesiyle ARGE aşamasında yaptığımız bir şişe örneği. TÜBİTAK 1004 projesinden hazırladığımız ne varmış bu aşıda? Türkiye'de COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden seçilmiş, virüs hücre kültüründe çoğaltılmış ve arındırılmış ölü hali var içerisinde. Stabilizör var mı? Yok. Sadece ve sadece pH'si tamponlanmış fizyolojik sudan oluşuyor. Başka da herhangi bir koruyucu madde yok. Adjuvant olarak da alüminyum hidroksit var. Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği ve yıllardır kullanılan aşılardaki en önemli adjuvant. Bir de DNA oligonükleotit parçası var. Biz bunlara CPG diyoruz. Çünkü bunlar CPG'ler hücresel bağışıklığı uyarıyor. Alüminyum hidroksit ise ölü aşılarda humoral bağışıklığı uyarıyor. Ayrıca şeker, sorbitol, glikoz, maltoz var mı? Yok, bu da yok. Yani aşımızın içerisinde virüs ve adjuvant ve tuzlu sudan başka bir şey değil. Dünyada koronavirüsün yaygın olduğu yerleri güncel olarak bugünkü tarihle Dünya Sağlık Örgütü'nden alınmış veri. Evet, bizim projemize gelecek olursak TÜBİTAK projesine, birçok üniversite, kamu kuruluşu beraber çalışıyoruz burada. Ve bu virüsün hem izolasyonu hem de diğer çalışmaların yapılabilmesi için Biosafety Level 3 dediğimiz BSL3 laboratuvarına ihtiyacımız olduğundan ve Tarım Bakanlığı'nda böyle kuruluşlar olduğundan ya Etli'yi, ya Pendik'i ya da İzmir'i seçmemiz gerekiyordu. Bu projemiz TÜBİTAK MAM tarafından safları alındığı için de ayrıca TÜBİTAK MAM da var, çünkü bazı denemelerimizi orada yapıyoruz. TÜBİTAK MAM'ın, TÜBİTAK'ın çok önemli desteği var. Projemiz şu anda VETAL'de, yani GMP'li ortamda üretim aşamasında. Şu anda ben 5 haftadır VETAL'e gidip geliyorum. Hafta sonları Konya'dayım. Diğer zamanlar Adıyaman'dayım. Bilkent ve ODTÜ'deki arkadaşlardan da çok büyük yardımlar gördüğümüz için en son onlara teşekkür yerine onları da araştırıcı kısmına yazdık, buraya aldık. Evet, şu şekil üzerinde duracak olur ise aşıların geliştirilmesinde klinik dışı laboratuvar çalışmaları var. Ve aşıları hazırladıktan sonra preklinik çalışma dediğimiz hayvan deneyleri var. Hayvan deneylerini de yaptıktan sonra, ki biz bunu Eylül itibarıyla bitirmiştik burayı. Ama geldik şu test kısmında çakıldık kaldık. Sebep, Ali abinin az önce dediği gibi, ben de aşı ve ilaç komisyonunda görev almıştım. 2,5-3 ay o Cumhurbaşkanlığının komisyonunda.
Aynarca buraları tartıştık. Cumhurbaşkanlığına Türkiye'de insan aşısı üreten tesis olmadığını, iki tane viral aşı üreten GMP'li, bir Adıyaman'da biri de Şanlıurfa'da olan tesis olduğunu ve böyle bir pandemi sürecinde de seferberlik hali olduğu için buraların insan aşısı üretimine yönelik olarak devletin girip her türlü organizasyonu şimdiden yapması gerektiğini söyledik ama maalesef bunu anlatamadık. Peki bu devlette bunu kime anlatmamız gerekiyordu? Sağlık Bakanlığı'na. Zamanında anlatamadık. Aylarca uğraştığımız halde. Ama 3 ay uğraşıldı. Ondan sonra GMP verdiler. O izni orası vermeden Tarım Bakanlığı'ndan GMP'si olan bir tesise Sağlık Bakanlığı'ndan GMP'yi 3 ayda alabildik. Evet. Ne yaptık biz? BSL3 laboratuvarını görüyorsunuz. Gelen numuneler, yani hasta insanlardan örnek alınıp bu virüslerin burada üretilmesi lazım. Viroloji laboratuvarında besiyerlerinin aktarılması, filtre edilmesi, sağ tarafta da ektürde ürettiğimiz hücre kültürlerindeki virüsleri görüyorsunuz. İş paketleri olarak FEBEP'lere kadar geldik. Yani bugün FEBEP dediğimiz gelincikler, gelincik maymunlardan daha etkili olduğu son birçok yayında belirtiliyor. Şu anda özel sektörde üretim aşamasında izlediğim gibi faz 1 içinde Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışma izni verdiği 9 hastaneden bir tanesiyle irtibattayız. Dosyalarımızı oraya verdik. Onların raporlarını bekliyoruz. Şimdi tabii ben TÜBİTAK'ta sunarken bunları birçok yere teşekkür ettim. Özellikle tekrar belirtmek istiyorum. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Hoca'ya çok çok ben teşekkür ediyorum. Ayrıca Mustafa Varank Bakan, Sanayi Bakanı, Vetal'i ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bunların GMP alması için uğraştı. Daha sonra Vetal dilekçe verdi. GMP ön denetimi yapıldı vesaire vesaire. Bir sürü şeyle nihayet faz aşamasına yaklaştık. Aşılarımızın Pendik'te BSL3 laboratuvarında şişelenmesi, doldurulması ilk aşı şişelerimiz. Bu da ikinci seri yaptığımız, diğer hayvanlar için denediğimiz challenge yapıyoruz şu anda. Transgenik farelerde ve gelincikleri de bu aşılarla aşılayacağız. Evet, burada da Bilkent Üniversitesi'ndeki arkadaşların bazı bize yardımları oldu denemelerde. Evet, bunların hiçbiri veteriner değil ama şu anda seferberlik hali olduğu için bütün meslekler birbirine yardım eder halde bu projeler kapsamında. Değişik sitokin ölçümlerine ve rekombinant proteinlere karşı aşılarımızın ölçüldüğü plate'ler, bunların ELISA verileri, 15 günlük ELISA verileri, değişik antikor gruplarına göre sıralanışı ve şuradan 15 gün itibariyle baktığımız zaman yüksek doz alüminyum hidroksitli ve yüksek doz alüm ve CPG'li grubu görüyorsunuz burada. Büyük CPG'li grubun daha etkili olduğu daha 15. günden bile belli. Evet, aynı şekilde yüksek doz alüm ve CPG grubu aynı dozda virüs bulunduran alüminyum grubundan hem total immün globulin yönünden hem immün globulin G1 yönünden hem de immün globulin G2A yönünden daha yüksek ve titrelerine baktığımız zaman da yine titre olarak, ELISA titreleri olarak ortalama 124.000 titre elde etmişiz. Yine en yüksek o. Bunlar da sitokinler yönünden. Sitokinler bizim sahada çok fazla ölçümünü yapmadığımız, insan sağlığında de çok fazla yapılmıyor. Ama bu hastalık sırasında özellikle sitokin fırtınasını çok duymuşsunuzdur. Bu sitokin fırtınasına sebep olan bazı kötü huylu ya da kötü diyebileceğimiz sitokinler var. Enfeksiyon durumunda bazı iyi huylu, iyi yönelik sitokinler var. Gama interferonlar bunlardan iyileri. Ama interleukin 4 pek iyi bir sitokin değil. Böyle bir hastalıkta. Şimdi bakıyoruz. Bunu niye aldık? Yüksek doz alüminyumlu aşı da en yüksek sitokin burada aşı grupları içerisinde. Ama aynı aşının CPG'li halinde sıfırlandığını görüyoruz. Yani bu aşının içerisine bu oligonükleotidi de koyduğumuz zaman antikor titreleri yükseldiği gibi kötü huylu sitokinleri azaltıyor. Bakın burada da aynı şekilde azaltmış. Burada yüksek, burada düşük. Burada yüksek, burada düşük. İnterleukin 17 diye 17'yi de ölçtük. Bu tartışmalı bir interleukin 17 ama yeni bir interleukin.
Onlar da güzel veriler sundu bize. Değişik hayvanlarda günlük ağırlıklarına kadar, yedikleri yem tüketimine kadar çalıştık. Burada da Pendik'teki çalışan arkadaşları Mustafa Söksüz Hoca ile Pendik müdüresi Fahriye Hanım'ı ve oradaki veteriner meslektaşlarımızı görüyorsunuz. Orada da fare denemeleri yaptık. Oradaki fare denemeleri bunlar da. Evet, Vetal fabrikasını üstten görüyorsunuz. TÜBİTAK Başkanlığı'nın ziyareti. Maalesef Türkiye'de büyük şeyler, büyük kamu kuruluşlarının, kamu sorumlularının girişimi olmadan olmuyor. Vetal'in içerisinde bazı fermentörleri, tankları görüyorsunuz. Sanayi Bakanlığı Mustafa Varank Bey'in firmaya geldiğindeki açıklamaları. Sonra CMP denetimi için Sağlık Bakanlığı'ndan gelen ekipleri görüyorsunuz. Gelen ekipler içerisinde farklı bakan insanlar görevlendirilmiş durumda. Bu derdimizi Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na kadar gittik, anlattık. Nerelerde darboğazlarımız oluştuğunu. Sağlık Bakanı 2,5 ay, 3 ay önce bizleri çağırdı. Bundan sonra bu aşılar Türkiye'nin aşısıdır. Herkesin rahatlıkla çalışmasına devam etmesi gerektiğini söyledi ama nihayet geçen hafta itibarıyla bu işlerin çözüldüğünü söyleyebilirim. Vetal'in CHP alması için günlerce uğraşılan toplantılar. Evet. Faz bir çalışması ne zaman başlayacak? En son sorulan sorulardan birisi. En çok sorulardan birisi. İnşallah Ocak sonu, Şubat başı, Şubat ortasından önce biz faz 1'e başlamayı düşünüyoruz. Dünyada aşı geliştirme çalışmalarının niçin özel sektör tarafından yapıldığını ben bu 9-10 aylık çalışmalar sırasında daha iyi anladım. Çünkü devlet kurumlarıyla oldukça zor bir şekilde gidiyor, ilerliyor. Evet, benim sunabileceğim şeyler bunlar özetle. Özellikle sorularınızı bekliyorum. Bu şekilde daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim öncelikle. Doktor arkadaşlarla konuşurken bu sürü sağlığı, herd immunity lafı çok geçti ya. Dedik ki epidemiyoloji bizde çok daha önemli çünkü biz koruyucu hekimlik yapıyoruz. Dolayısıyla epidemiyolojideki bu sürü sağlığı kavramı da buradan geliyor. Fark etmedik yani. İnsanları da topluca toplum sağlığı olarak düşündüğünüz takdirde işte sürü sağlığı epidemiyolojik olarak ilk önce hayvan sağlığı ve ekonomisinde bunlar değerlendirildiği için epidemiyolojik olarak bu kavram yaygınlaşmıştır istatistikte ve epidemiyolojide dedik. Niye alınıyorsunuz ki? Alınmaya gerek yok. Hocam iyi akşamlar. Hocam faz 1 aşamaları Şubat ortası gibi başlayacak dediniz. Peki tahmini aşının başarılı, her şey başarılı geçtiği takdirde en yakın halka ulaşma tarihi ne zaman olur sizce? Bir de sıcaklık sorun var. Sözünüzü böldüm. Çok diğer aşılarda özellikle başında da bahsettiğiniz slaytınızın işte -70 derecelerde saklanması gerektiği söylüyor. Bizim aşılar normal kendi şu anda kullandığımız aşı derecelerinde korunacak. O yüzden çok büyük bir gereksinimi yok. Evet. Bunun hakkında da bilgim. +4'te saklanacak aşılar. İnaktif aşı, klasik aşı yani. Aynen. Ama öbür sorunuzun cevabı bu başladıktan sonra yani hepsi her aşama en az 2 ay sürüyor. Ama faz 1 biterken faz 2'ye başvurmanız lazım. Türkiye'de büyük bir bürokrasi var. Ya ben 1,5 ay olmuş faz 1 için dosyamı vermişim. Tenkitler dün geldi. 1,5 aydır faz 1'e başvurmuş bir dosyanın tenkitleri geri geldi. Bu tenkitleri cevaplayacaksınız oradaki eksik gördüklerini ya da anlamadıklarını ya da anlamak istemedikleri yerleri açıklayacaksınız, düzelteceksiniz de bir daha değerlendirecekler. Buyurun faz 1'e başlayın diyecekler. Tabii bir taraftan da GMP'deki ürününüzü hazırlamış olmanız lazım. Öbür taraftan klinik faz çalışması yapacağımız yere 1,5 ay önce başvurmuşuz. Tenkitler daha gelmedi, gelecek. Yani maalesef yavaş yani. Türkiye'de işler, bürokrasi oldukça yavaş. Ha, her şey yerine gidecek olursa 2 ay, 6 ay. Bu ne demektir? Ağustos'a kullanım izni, belki ruhsat daha almadan kullanım izni verilebilir. Çünkü her bir faz 2 ay gibi gözükse de bu hızlandırılmış, pandemiden ötürü hızlandırılmış hali. Yoksa benim faz 1'e başlayan insanlar 6 ay daha devam edecek. 6 ay daha bunlar sağlık kontrolleri, izlenmesi devam edecek. Dolayısıyla böyle bir aşının ruhsatlanması 2-3 seneyi alır.
Yani bugün BioNTech'in aşısı da, Moderna'nın aşısı da, Sinovac'ın aşısı da eğer tüm dünyada kullanılabilecek şekilde ruhsatlandırılmıyorsa sebebi budur. İyi akşamlar Serap Birincioğlu. Osman Hocam iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim sunumunuz için de. Estağfurullah, buyurunuz. Serap Türk tanıt olarak beni hatırlarsınız. Buyurun, sesinizden çıkardım. Tamam. Ben GLP sertifikasyonu olan bir laboratuvarda danışmanlık yapıyorum histopatolojide. GLP'nin ne kadar ağır koşullarda oluştuğunu, çalışma ekibinin ne kadar ciddi eğitimler aldığına bir yıldır birebir şahidim. O kadar ağır protokolleri var ki. Türkiye'de de GLP olan iki laboratuvar var, biliyorsunuz zaten. Evet. Sizin çalışmanız bu aşamaya geldi. Sıçanlarda mı yürütülecek çalışmanız? Sıçan ve tavşanlarda yapılacak toksite testleri. Tamam. Az önce onu söylemeyi unuttum. Yani Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Faz çalışması yapacağınız yere başvuruyorsunuz. Oranın etik kurullarına başvuruyorsunuz. Arada toksite testlerini kendiniz non-GLP ürünün non-GLP şartlarda toksik midir, değil midir histopatolojisini veteriner bir meslektaşınızla birlikte farelerde yaptığınız dokuları alıp inceliyorsunuz. Ben bunu kabul etmiyorum diyor Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. GLP'li yerde ben kabul ederim diyor. Albidar Boğaz'da bu iki tane var Türkiye'de. Buralara başvuruyorsunuz. Buralara diyorsunuz ki peki bu GLP'li şartlarda bu toksite testlerini yaparsanız ben size ne ödeyeceğim diyorsunuz. Eğer bir yerden finansmanlı projeniz değilse kurumun birinin söylediği rakamı söylüyorum değerli meslektaşlarım. 180 bin dolarcık. Evet, çok ciddi bir rakam. Yani eğer projeyi bir özel sektör karşılıyor ise, özel sektör finanse ediyorsa 180 bin dolar dediler. Bir tanesi. Evet. Yani alt üstü diyeceğim. Şimdi Serap Hanım GLP'nin ne kadar zor olduğunu vesaire söylüyor. 9 aydır bu aşıyı çalışırken bizim ne çektiğimizi soran yok. Paha biçilmez hocam. Onun iyi ki varsınız ve devam ediyorsunuz. Ben diğer tarafta bir yıldır bu GLP'nin içinde yeniden profesör oldum. Yeniden eğitim aldım ve o ruhsat alındı. Uluslararası GLP sertifikası alındı. İkisini karşılaştırmıyorum. GLP'nin titizliğinin ve iyi ki Türkiye'de varlığının nasıl diyeyim kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Belki GLP'lerde bir yerde karşılaşırız sizinle. Yok, iki yer var, elimiz mahkum zaten. Evet. Peki şimdi hocam, kolaylıklar diliyorum. Gurur duyuyoruz çalışmalarınızla. Sağ olun, var olun. Estağfurullah, teşekkürler. Yok, demek istediğim o değildi benim. CHP ile ilgili bir yerle görüşürken dediler ki, efendim biz çok büyük bir risk altındayız. Biz sorumluyuz bundan. Ya dedim, aşıyı yapan biziz. Klinik çalışmayı yapan biziz. Bütün sorumluluk bizim üstümüzde. Altı üstlüğü hayvanda test yapacaksınız. Yani o nedenle dedim, ben bunu boşuna o başka türlü demek istemedim. İkide bir hayvan patoloğu deyip duruyorlardı. O hayvan patoloğu deyip durduklarına dedim ki bakın terbiyesizlik yapmayın. Veteriner hekim patolog değil. İnsan patoloğu diyorsunuz, öbür tarafın karşılığı hayvan patoloğu değil dedim. Deney hayvanları çalışmalarında GLP uluslararası sertifikasyon ya hocam. Benim bu laboratuvara alınma sebebim de bu. GLP'ye biz başlayacağız. Veteriner patolog olması gerekir diye. Bununla da mesleğimiz adına gurur duyalım. Çünkü hayvan materyallerine sadece veteriner patolog bakar. Bu da mesleğimiz adına bir paye çıkarıyor. Bu tıp patologlar yer almıyorlar. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Hocam iyi akşamlar. Önce başımız sağ olsun. Kürşat hocamızı kaybettik. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Hocam, Ağustos'u adres gösterdiniz. Çin aşısı da Şubat, Mart en geç. Antikor ve yüksek sayıda olduğu söyleniyor. Bizim yerli aşının. Bir de aşı süresi uzun oluyor dedi. Doğru mu? Asparagus mı?
Türkçes. Bütün ailece bekliyoruz. Yani Çin benim... aşısı olalım mı, Türk aşısını bekleyelim. Şimdi değerli meslektaşlarım, 3 hafta önce Adıyaman'daydım. Sağlık Bakanı Fahrettin Bey alel acele bir TÜSEP Başkanı vasıtasıyla 3 tane aşı çalışan hocayı Ankara'ya çağırdı. Bende de 1 aylık sakal vardı. Tıraş olamamıştım. 1,5 saat görüştük. Sorusundan birisi şuydu: Osman Hoca niye geç kaldınız? İlk soru buydu. Aşıyı yapmaktan niye geç kaldınız deyince dedim ki Sayın Bakanım sizin yüzünüzden. Çünkü biz 3 aydır CHP bekliyoruz. 3 aydır üretecek yer bekliyoruz. Sorulardan birisi de Can Hocam bu Çin aşısına ne diyorsun dedi. Aşının Çin'i, Türk'ü, ırkı olmaz dedik. Bilim adamları bunu yapar. Zaten yapan firma da global dünyanın global bir özel sektörü aslında. Devletin oradaki hissesi benim bildiğim %25'miş o Sinovac'ta. Ya dünya firması Sinovac. Sinovac'tan Türkiye aşı alıyor. Diğer kullanılan aşılardan alıyor zaten Türkiye. Ama Çin aşısı, hangi ülkenin aşısı ne olursa olsun, isterse bizim aşımız olsun fark etmiyor. Devletin ana görevlerinden biri o aşıların kalite kontrolünü yapmaktır. Kalite kontrolünü yapmadan hayvan aşılarını bile kontrol eden Tarım Bakanlığı ya da devlet insan aşılarını kontrol etmeden insana uygulamamalıdır. Bundan sonra sordu, dedi ki sen olur musun bu Çin aşısını, ben olmam dedi. Tabii bu şaka tarafı işin. Niye dedi, ben kendi aşımı kendime yaptım dedim. O nedenle olmam dedim. Ama yani soran meslektaşlarıma da diğer herkese de şunu diyorum. Sanki elimizde çeşit çeşit aşılar var da hangisini tercih edeceğiz? Dolayısıyla zaten mahkumuz yani bir aşıya. O nedenle sırası gelen, şansı olan aşı hangi aşı olursa olsun yaptırsın ya. Hocam öncelikle sunum için çok teşekkür ederiz. Güzel bir aydınlatıcı bir sunum oldu. Bizim olabileceğimiz aşı var mı elinizde hocam? Şimdi çok güzel bir soru İbrahim. Çok güzel bir soru da Türkiye öyle bir şey ki kendime yaptım dedim ben. Sağlık Bakanlığı nasıl yaparsın diyor. Yaparsam dedim ben kendime yapıyorum. İnsan dozunu ayarlamak için dedim. Yani kobay bulamak, pardon, maymun bulamadık dedim. Ben de onun için dedim hocam, yani siz kendime olduğunu deyince. Ya işte problem şurada, başkasına verdiğiniz zaman suç. Hocam bir de şey soracağım. Şimdi bizim veteriner hekimlikte işte aşı olsun, ilaç olsun, Tarım Bakanlığı üretici firmayı denetliyor. Yani bu Avustralya'ya da gidiyor, Kanada'ya da gidiyor. Yani işte yeterliliğine bakıyor. Aynı hassasiyet mesela bu Çin aşısı için gösterildi mi acaba? Yani herhangi bir heyet gidip oradaki tesisi inceledi mi, baktı mı? Valla onu bilmiyorum ama bakmış olmaları lazım. Yani sormadım ben. Çünkü benim bildiğim hepatit aşısını ve bir iki çocuk aşısını Sinovac'tan alıyorlar zaten yani. Daha önce o zaman bir şey belki de geçerli olan bir tesis. Bakılmış olması lazım. Hocam bir soru var. Sencer Bey, kamuoyunda yoğun şekilde ilgi gören ivermektin konusunda ne düşünüyorsunuz demiş hocam. Şimdi ivermektin ilk çıktığında Nisan ayıydı zannediyorum. Evet. Dünyada hücre kültüründe, vera hücre kültüründe virüsleri hücreye girişini in vitro olarak ilk gösterildiği yayınlar olduğunda hemen gündeme gelmişti. Ve neredeyse piyasada ivermektin kalmamıştı. Bilmiyorum, hatırlıyordur herhalde meslektaşlarım. Evet. Sonra ivermektin çalışmak istiyorum dediler. Covid, bizim platformumuz var. İlaç ve aşıyla ilgili çalışan 17 proje WhatsApp grubumuz var. Orada arkadaşlardan bir kısmı, eczacılardan bir kısmı dedi ki biz ivermektin çalışmak istiyoruz ama bulamıyoruz dediler. Ben de dedim ne kadar lazım size? 50 gram, 100 gram.
Sonuçta Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü de devreye girdik. Nerede kimin deposunda varsa oradan 50 gram 100 gram verdirttirdik onlara. Bir sürü çalışma yapıyorlar şu anda. Şimdi geliyoruz. İvermektin 1958'li yıllarda büyük firmalardan biri tarafından Afrika'daki protozoon hastalıkları için ruhsatlandırılmış ilacı var zaten. Ama Türkiye'de o hastalık gözükmediği için o ruhsatlı ilaç bulunmuyor. Dolayısıyla bir ilacın insan ruhsatlı, insana ruhsatlı bir ilacın insanda denenmesi çok daha kolay ya da faz çalışmaları ya da klinik çalışmaları diyebileceğimiz uygulamaları daha kolay. Ama Türkiye'de olmadığı için sıfırdan hücre bazlı bu türlü çalışmalar yapıldı ve o zamandan da bunun etkili olabileceğini, yani etkili derken antiviral ilaç hiçbir ilaç olmadığını hepimiz biliyoruz. %100 etkili bir antiviral ilaç yok, hala yok. Ama hücre üzerinde in vivo, in vitro şartlarda etkili olduğu gösterildiği için kuvvetle muhtemel etkili olur dedik. Daha bu Nisan ayındaki sözümüzdü. Yani ivermektin kullanılabiliyor, kullanılıyor. Hala ivermektinle ilgili COVID hastalığında kötü bir haber çıkmadı. Hep iyiliğine yönelik çıkan haberler. Vetalin günlük üreteceği doz miktarı ne kadar? Türkiye'de aşı tedarik konusunda sıkıntı var mı? Teşekkür etmiş. Sanayi Bakanlığı aynı şeyi soruyor. Yıllık ne kadar üretebilirsiniz? Dedik ki bir tane yere deneme üretimlik izin verdiniz. İki tane yere üretim izni verecek olur iseniz tahmini hesap yapıyoruz. Hücre kültüründe ne kadar neyi, ne kadar zamanda, ne kadar virüs üretebileceğimizi bu denemelerimize göre dedik ki 48 milyon 50 milyon doz üretebilme kapasitesine sahibiz. Peki bu yetmez dediler. Dedik ki yani o zaman başka firmaları da devreye sokun. Baştan beri söylüyoruz size. Veteriner iki tane firma var. Alın burayı tepe tepe kullanın diyoruz. Ama firma sahiplerine söylediğiniz zaman yıllık 100 milyondan fazla aşı yaparım diyor. Yani nasıl yaparım diyor bilmiyorum. Üretecek olan biziz. Yani üretilme durumunu bilen biziz. Yani inşallah ülkenin ihtiyacını karşılayacak şartlar sağlanabilir. Bu hücre ortamıyla ilgili olur, fermentere adaptasyonla ilgili olur. Süspanse kültür yapılabilmesiyle ki şu ana kadar yapılamadı. Dolayısıyla daha başka ileri teknolojilerin devreye sokulmasıyla olabilecek şeyler ama şu andaki görebilme Türkiye'nin ihtiyacını görebilse yeter. Samsun'dan Murat Pınık hocamız size, konsey başkanımıza ve Çorum Emekli Odası'na teşekkür ediyor. Yerli aşı çalışmalarının hayvan hastalıklarına yönelik olarak da artılmasını diliyorum demiş. Yani Vetal'in 17 tane aşısını 20 senede 17 çeşit aşısını ruhsatlandırdım ben. Hayvanlarda birçok olmayan aşıyı yapıyoruz biz. Adı sanı duyulmayan. TİGEM'lerde, ben TİGEM'de şube müdürüyüm. Sayın hocamızın gayretleriyle hakikaten TİGEM'leri için bizi birçok sıkıntılardan kurtaran aşıları bizzat ne kadar zorlu çalışmalar sonucunda ürettiklerini biliyoruz. Saha ve laboratuvar şartlarında. Kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet. Hocam iyi akşamlar. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum, tüm meslektaşlarımıza. Sizi tüm Türkiye'de tanıyanlar biliyor. Biz beraber de çalıştık. Özellikle az önce Mahmut Köse arkadaşımız da oradan seslendi. TİGEM'deki rodokok aşı çalışmalarında da sizi gördük. Aynı beraber çalıştık Mehmet Hocam. Beraber yaptık, evet. Aynı zamanda ephemeral fever'la ilgili, 3 gün hastayla ilgili aşı çalışmalarını falan da herkes hatırlıyordur. Yani Türkiye'de aşı deyince sizin marka olarak önemli bir adınız var. Şimdi tabii arkadaşlarımızın sorması gereken sorular içerisinde ben de biraz açayım diye konuyu. Hep aşıya endeksledik. Mutlaka bugün konu aşı ama aşıyla beraber hastalıklarla mücadele konusunda Osman Hoca'nın hem epidemiyolog hem de bir bakteriyolog olarak da tecrübeleri var. Dolayısıyla başlangıçtaki süreçten itibaren, yani Mart 11 diye kabul ediyoruz ama aslında Aralık 2019'dan itibaren başlayan bir süreç var. Oradan bu tarafa gelen bir süreç içerisinde hastalık yayıldı.
ve tüm dünyada hastalığın mücadelesiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün de yayınladığı çeşitli kurallar var. Aşı bunlardan bir tanesi. Ama beraberinde izolasyon, karantina, mesafe, maske gibi bazı konularda da ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak bunların bir kısmını doğru yaptık, bir kısmını yanlış yaptık. Özellikle Sayın Ali Eroğlu da vurguladı. Tek sağlık konusunda veteriner hekim meslektaşlarımıza yeterli güvenin oluşmaması da burada etkili oldu bu sürecin yönetiminde. Halen sizi de sizin serzenişlerinde de şimdi alıyorum. Bu güvensizlik halen devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi biz veteriner hekim meslektaşlar olarak özellikle herkese göstermemiz gereken şeyleri gösterdik diye düşünüyorum sizin sayenizde. Bu anlamda da mesleğim adına size teşekkür etmek istiyorum. Size ve çalışma arkadaşlarınıza. Çünkü hakikaten gerek bakanlıkta olsun, gerekse bu bilim camiası içerisinde olsun, mesleğimizin öneminin anlaşılması bakımından önemli çalışmalara imza attınız. Ben bu mesleğin bir elemanı olarak şükranlarımı sunmak istiyorum. Şimdi siz bir değerlendirme yaparsanız başlangıcından bugüne, yani Aralık 2019'dan bu tarafa COVID pandemisi sürecinin yönetilmesinde Türkiye'de doğrular, yanlışlar, halen yapılması gerekenler noktasında neler söyleyebiliriz? Yani bu mesajları verelim arkadaşlarımıza ki giderek gevşiyor benim gördüğüm kadarıyla zaman zaman. Bu konuların devamlılığı önemli enfeksiyonu yok etmek için. Aşı bir mutlaka önemli bir süreç ama aşıya kadar da almamız gereken tedbirler olduğuna inanıyorum. Siz bu konularda ne dersiniz? Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün üstüne basa basa söylediği pandemilerdeki risk iletişimi ve sağlık yönetim ilkelerinin, biyogüvenlik kurallarının yeterince uygulandığını düşünüyor musunuz? Tıp hekimleriyle bunları konuşurken bir defa mesleklerine çok daha fazla sahip olduklarını ya da veteriner hekimler bunları bu türlü taktikleri konuştuğunuz takdirde sizi fazla önemsemiyorlar. Onu baştan söyleyeyim yani. Siz isterseniz o epidemiyolojinin en allamesi olun, hesaplamaların, istatistik hesaplamaların, yönlendirmelerin allamesi olun. Sizi maalesef yani, maalesef bu böyle. Ama aşıda aşıda toplantının birinde söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. En son kızdırdılar. Dedim ki evet siz hekimsiniz, ben de hekimim. Ama bu aşıyı uygulayacak olan sizsiniz. Daha bundan daha iyi ne istiyorsunuz? Ondan sonra da aşı üzerinde bizi tenkit etmeye çalışıyorsunuz. Dedim ki ben otomobil yapıcısıyım. Sizden olsa olsa şoför olur dedim. Siz ancak araba kullanırsınız. Ama biz arabayı yapan insanız. Şimdi öbür türlü taktik yönünden, strateji yönünden maalesef onların halk sağlığı uzmanlarını bile yeterince değerlendirmedikleri kanaatindeyim ben bilim kurullarında. Yani çok fazla önereceğim bir şey yok ama malum her türlü pandemide, her türlü salgın hastalıkta önce doğru bilgi lazım, temel veriler lazım. O verilere karşı biyogüvenlik tedbirleri lazım. İşte maske, mesafe vesaire diyoruz ama önce maske çok önemli değil denildi. Metre bir metre denildi. 2 metreye çakıldı. Şimdi de 5 metreye ne kadar uzak durursan o kadar iyi. Ama bunlar zamanında iyi uygulanmadı. Hala iyi uygulanmıyor. Onun için Mehmetciğim böyle raporlar, ne rapor hazırlarsanız hazırlayın. Fazla etkisi yok Sağlık Bakanlığı'nda. Ama şunu söyleyebilirim. Böyle bir durumda artık birçok şeyi kabullenmek zorundalar. Yani ister beğenirler ister beğenmezler. Haklısınız hocam. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yani yaptıklarınız ortada. İş yürüyor. İş yürüdükçe de hakkını teslim edecekler. Ben inanıyorum yani mutlaka. Ya ben, biz devam etmeliyiz sadece. Ya benim olaya bakışım şu. Yani biz TÜBİTAK projesi olarak bizi çağırdılar. Bakın arkadaşlar biz COVID aşısı yapalım diye devlete gitmedik. Bütün meslektaşlarımın belki bilmediği burada şimdi geliyor aklıma. Yani Konya üniversite sende oturup okey oynarken telefon çaldı.
cumartesi günü TÜBİTAK Kamak Başkanı dedi ki salı günü Ankara'ya gel. Veteriner sahibini de al gel. Niye çağırırlar? Tahmin ediyorsunuz yani. O şekilde gidiyorsunuz, diyorlar ki siz koronavirüs çalışmışsınız, koronavirüs projeniz var. Uzaylılar için bu koronavirüsü de yapar mısınız? Yani devlet sizden bir görev istiyor. Yani ben yapamam demiyor orada. Ve böyle bir şeye giriyorsunuz. Ve devlet şunu soruyor size TÜBİTAK olarak. Yapar mısınız? Evet. Ne kadar da yaparsınız? Ne kadar sürede? Ama tavır şu. Mümkün olan en kısa sürede. Ve yok parayla. Böyle çok büyük bütçeler de beklemeyin. O zaman diyoruz ki biz bunu nerede yapabiliriz? Başlıyoruz. Yani bize malzemeler, sarf malzemelerimiz TÜBİTAK nam aldı. O kısıtlı şartlarda bugün sipariş ettiğimiz 3-4 ay sonra geldi. Zaten biz 3-4 ay sonra birçok aşamayı geçmiştik. Neyle? Sıfır sarf malzemesiyle. Onun için bakanlık geçen pazartesi de bütün aşı çalışanları çağırdı. Artık söylediği sözü söylüyorum Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın. Bizim mutlaka kısa sürede bu aşılara ihtiyacımız var. Gönlümde 3 tane projemiz var. Aykut'un projesinin dışında TÜBİTAK platformunda 3 proje var. Faz 1 çalışmasına gelmiş olan 3'ü de GMP aldı ve şu anda hocalarımızın 3'ü de GMP'li tesislerde fabrikanın elemanı gibi ya da şefi gibi o aşıyı üretmek için uğraşıyor. Hangisi olursa ya da 3'ü de başarılı olsun inşallah, 3'ünden de farklı farklı aşılar yapabilelim. Bu da yokluk zamanlarının şeyi oluyor, başarısı olacak inşallah. İnşallah Türkiye bundan sonra insan aşılarını kendisi üretebilir hale gelecek diye düşünüyoruz. İnşallah hocam, bizim de temennimiz odur. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Estağfurullah, sağ olun. Soru sormak isteyen varsa buyursun. Ben bir şeyler söylemek isterim. Buyurun başkanım. Şimdi Sayın hocamızı ben iyi tanıdığımı biliyorum. Gerçekten hocamız çok fedakarlık yapıyor. Estağfurullah. Konuşulacak çok şey var. Hocama sorayım ben. Türkiye'nin aşı stratejisi nedir hocam? Şu anda Sağlık Bakanlığı. Beşeri hiçbir aşı yok Türkiye'de. Yok. Yok. Hiçbir aşı yok. Veteriner hekimlikte aşı var. Aşı koruyucu hekimliğin en önemli basamaklarından bir tanesi. Evet. Şu anda bütün ümitler COVID-19'a aşısına bağlanmış durumda. Sağlığın tek şartı olarak gözüküyor. Peki ilk başta bilim insanları televizyonlardan izlediğimiz kadar dediler ki yarınlarda ben de birlik başkanı olarak çeşitli devlet ricaliyle bu konuyla ilgili görüşmeler yaptığımızda da yarın başka pandemiler de gündeme gelebilir. Yani işte SARS-1 2002, MERS 2012, yarın 2000, hatta biri şöyle dedi, COVID-19, yarın 20-21. Şimdi toplumlar sayın hocam, ben tabii biraz geç oldu, çok konuşacak şey var, ben sizi yormak istemem, siz de yoruldunuz. Toplumlar, sosyal bilimciler diyor ki hep sonuçları konuşurlar. Sebepleri konuşmazdı. COVID-19 bir sonuçsa, COVID-19'a dünya nasıl geldi? O sebeplerin üzerine yoğunlaşıp sebepleri ortadan kaldırdığınız takdirde burada uluslararası kurum ve kuruluşların küresel güç anlamında dünyada etkili olan toplumların, yani herkesin kendine dönüp bakması lazım. Bir dünya projesi küresel bir birliktelikle mücadele olmadıktan sonra ülkesel mücadelelerin kendi ülkesi açısından belki rahatlamalar yapabilir ama yarın Allah korusun daha büyük. Mesela şimdi konuşulan bir küresel ısınma meselesi var. Küresel ısınmaya karşı hangi önlemleri geliştirdik? Hangi erken tedbirler üzerinde tarımda, gıdada filan, yani neticede insan Allah göstermesin o küresel ısınma dedikleri şey COVID gibi de olmaz, başka türlü olur. Temiz.
sonuçları şey sebepleri eğer sonuçlar acı ise sebepler o acıya sebep oluyor. Sebepleri kaldırmak lazım. Yani bunun bildiğiniz gibi işte yani yaban hayatından tut insan hareketlerine, dünyadaki dolaşıma bu diyor dünya küçüldüğü için bütün bunlar var diyor tespit yapanlar. Dünya artık küçüldü. Dolayısıyla ya başka şeyler, biyolojik silahlar vesaire filan. Şimdi sebeplerin üzerinde durmamız lazım. Bu COVID'le aslında dönüp neyi yapamadığımızı, neyi planlayamadığımızı, projeksiyonlarımızı ortaya koymamız lazım. Çünkü öyle deniyor. Yarın başka pandemiler de yaşanabilir diyor. Şimdi başka bir şey diyor ki hayatın gerçek amacı bilmek değildir diyor yine bir bilim adamı. Nedir peki? Bildiğinizi uygulamaktır. Peki bildiğinizi uygulamıyorsanız ne oluyor? İki şeyi israf ediyorsunuz diyor. Bir, kaynağı israf ediyorsunuz. Bilgiye ulaşmak için kaynak lazım. İki, zamanı israf ediyorsunuz. Bilgi için zamanla. Şimdi ortak aklı, mesela size soruyorum hocam. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda niye bir tane veteriner hekim var? Yani Bilim Kurulu'nun sayısı 30 diyen var, 40 diyen var, 25 diyen var filan. Şimdi eğer bakın bir kişi televizyon programından sonra ben aradım, ismini söylemeyeyim. Teşekkür ettim veteriner hekimlikle ilgili söylediklerinden dolayı. Dedi ki Sayın Başkan ben doğruları söylüyorum. Ben bir gün evimde otururken bir telefon geldi. Biz Cumhurbaşkanlığı şu politikalar kurulundan arıyoruz dedi. Bir bayan sesi. Buyurun dedim. Dedi ki Sayın Kurul Başkan Vekili TÜBİTAK Başkanı sizi dinlemek istiyor. Ben de dedim ki hanımefendi ben bilim adamı değilim. Eğer bilim adamı istiyorsanız bizim bilim kurulu üyelerimiz var. Bunlarla rahat görüşebilirsiniz. Ben yönlendireyim dedim. Bir gün sonra döndü. Hayır. Sayın TÜBİTAK Başkanı sizi dinlemek, birlik başkanı dinlemek istiyor dedi. Siz de vardınız hocam o gün şeyde. Evet. Programda. Ve o, yarım saat ben onlara sunum yaptım. Sayın Başkan'ın şöyle başladı. Ya bu viroloji konusunda veteriner hekimlerin hafızaları, sizin birlik olarak yaptığınız basın açıklamaları falan dikkatimizi çekti. Biz sizi dinlemek istiyoruz. Şimdi madem ki bilgiye kısa zamanda ulaşılmıyorsa, 1800'lü yılların sonundan bugüne kadar veteriner hekimlikte bir hafıza olmuşsa, dünyayı kasıp kavuran sığır vebalarının hastalığının sebebiyle veteriner fakülteleri hem Fransa'da hem efendim dünyada ve Türkiye'de kurulmuşsa dönüp bakmak lazım. Şimdi başka bir söz diyor ki gelişmişliğin en önemli parametresi isabetli sektörel planlamalardır. Nasıl bu plan ne planıdır şimdi bu? Ya biz kuduz aşısını bile Hindistan'dan alıyoruz değil mi hocam? Kuduz hastalığı gibi öldürücü bir hastalığın aşısını biz şeyden alıyoruz. O zaman bütün bilim insanları, efendim işi muhatapları kimlerse bir araya gelip o aklı benim hep dikkatimi çekti. Biz de Sayın Bakan'la ve bir başka dikkat çekici bir konu hocam siz içerisindesiniz. Şimdi Osman Ergan'ın çocuğa TÜBİTAK projesinde. Mustafa Hasekçi olsa, Kadir Hoca, Aykut Özdağ Rendeli, Aykut Özkul, TÜBİTAK projesi değil mi hocam bunlar? Mustafa ile beraberiz başkanım. Efendim? Mustafa benim projede. Beraber olduğunuzu biliyorum da yani bunlar TÜBİTAK projesi değil mi? Evet, evet. Peki niye madem ki ve Sanayi Bakanı bunu yani bu TÜBİTAK'ın bağlı olduğu yer Sanayi Teknoloji Bakanlığı. Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bu zorlu süreçte hayatı alt üst eden, efendim her şey şey çıkmaz hale getiren bir süreçte bakanlıklar arasındaki eş güdüm, koordinasyon nerede? İşte benim az önceki bahsettiğim problemlerin ana mirengi noktası buydu. Bu geçen hafta pazartesi itibarıyla görünür şekliyle bitti olarak söylüyorum. Sayın hocam, Sağlık Bakanımız gitti Koçak Farma'ya. Cep telefonundan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı değil mi? Evet. Ve müjde verdi. Faz 1 aşamasında diye. Ha, ben orada bir şey söyleyeyim Aykut. Hocam bilimin kıskançlığı olmaz. Projesi Sağlık Bakanlığı'ndan destekleniyor. Ha orada bir farklılık var. Ha işte yani bunu söylediğince siz söyleyince aklıma geldi. Buyurun. Tamam. Şimdi bilimin kıskançlığı olmaz. Bilimin mesleği de olmaz. Evet. Değil mi? Şimdi siz bir toplantıya katıldığınız zaman
Ya ben Sağlık Bakanlığı'nda zoonotik hastalıklar eylem planına katılıyoruz. Biz sonuca çağrılıyoruz. Ben şöyle dedim. Sayın Bakan Yardımcım, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye'de 30 binden fazla veteriner hekimi temsil eden, yasal olarak kurulmuş, hem ülke içinde hem dışında temsil eden en üst meslek kuruluşu. 1,5 seneden beri zoonotik hastalıklar eylem planıyla ilgili çalışmalar yapılıyor, alt grupla, çalışma grupları. Sonuçta finalde 700-800 sayfalık bize bir kitap geliyor. Ben kitabı alır almaz bazı arkadaşlara gönderdim, yani inceleyin, biz de hazırlıklı gidelim toplantıya diye. Dediler ki tüberkülozda sıkıntı var. Şimdi zoonoz işin veteriner hekim ya da tıp hekimi, yani beşer hekim olmayan birisi şöyle diyor. Zoonoz ne demek kardeşim? Hayvanlardan insanlara bulaşan ya da insanlardan hayvanlara bulaşan hastalık. Peki bu mesleğin zoonoz dediği zaman akla ilk gelen meslek hangisi? Veteriner hekimlik. Peki COVID-19 ya da SARS'ı, MERS'i, Zika, öbürü, berisi filan zoonoz mu? Zoonoz. Sınırı aştı, dünyayı küresel tehdit haline dönüştü, hayatı alt üst ediyor. Hayvan, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Aİ'nin açıklamaları var. Diğer ülkelerde, işte biliyorsunuz Çin'de işin başında George Tao denilen bir veteriner hekim profesör var. Evet. Şeydi de Almanya'da da öyle. Almanya'da öyle. Meğer. Robert Koch'un direktörü şey, evet. Veteriner hekim. Almanya'da şey, Amerika'da filan şey bu çağırdı. Daha sonra ya biz bir basın açıklaması yaptık Sayın Hocam. Dedik ki solunum cihazlarına beşeri şey, veteriner hekimlerin kliniklerindeki solunum cihazları ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılabilir dedik. Ve odalarımızdan bu solunum cihazlarının envanterini istedik. Beni bir yetkili aradı. Başkan bu nasıl açıklama? Niye? Ben açıklamıyorum ki. Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor, Hayvan Sağlığı Örgütü açıklıyor, dünyanın Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu açıklıyor, diğer kurullar açıklıyor, veteriner hekimlerle ya şey laboratuvarları kullanıma açtılar veteriner hekimleri. İşte test yapıyorlar veteriner hekimler, COVID testi yapmaya başladı. Evet. Ne peki? Ya insanımız kedi köpeğin şeyine mi kaldı? Cihazlarına mı kaldı? Bana söylenen söze bak. Ben de arkadaşlara tabii bunları bu basın açıklamalarını yapmadan önce şeye diyorum ki bir klinisyen İstanbul'dan bir arkadaş arıyorum ya da oda başkanını arıyorum. Diyorum ki bu cihazları ben detay olarak bilmiyorum. Hani insanda kullanılır mı? Yani biz bir açıklama yapacağız. Bir klinisyen veteriner hekim dedi ki başkanın bir aparatı var. O aparatı değiştirdiğin takdirde insan şeyi kullanılır. İstanbul Valiliğine kadar gitti konu. Ve bizim İstanbul'da gerekirse, biz gerekirse ihtiyaç duyulursa diyoruz. Gelin veteriner hekimlerin kliniklerindeki şeyi kullanın demiyorum. Şimdi dolayısıyla bu nasıl diyelim enerjiyi, bilgiyi, emeği bir araya getirmek gerekiyor. İşte bunun tanımı da dünya tek sağlık diye tanımlıyor. Şimdi tek sağlık var. Ben siz bu işin pirisiniz hocam, üstadınızsınız. Hangi tek sağlık var Türkiye'de? Yok maalesef. Yani tek sağlığı sizle konuştuğumuzu da söyledim. Sadece kongrelerde kalan, toplantılarda kalan, kitap bildiri kapaklarında kalan durumdan öteye bir şey değil yani. O zaman bu ön yargıları sen falan meslektesin, ben falan şeylerini bir kenara koyup, aklı bilimi ortaya koyup, siz çok güzel bir şey söylediniz o konuşmamız sırasında. Dediniz ki, ya benim mesleğim ya da senin mesleğin değil, biz bilimi konuşuyoruz. Evet. Evet. Biz bilimi konuş. Bilgi buysa senin mesleğin filan önemli değil. Benden daha iyisini, daha ilerisini biliyorsan zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Yetişmiş insan hocam, siz şu yaşa gelmişsiniz. Bu bilgi birikimleri en kısa zamanda, süratli bir şekilde. Şeyde başladı, Mart'ın 11'inde Türkiye'de ilk ölüm 11 ya da 12'si başladı. Bugün neredeyse bir seneye yaklaşıyor. Hala bu şey niye? Veteriner hekimler bir devlet, büyük, yani bir makamın sözüyle söylüyorum. Veteriner hekimler viroloji konusunda bu kadar bilgi birikimi, hafızaları varsa, altyapıları varsa, bilim adamları, veteriner eğitiminin başlaması bile salgın viral hastalıklardan olmuş ise o zaman bilim kurulunuzda 5 tane, 10 tane bir şey getireceksiniz. Ne zararı olur? Vallahi. Ben diyorum ki Mustafa hocamıza, ve bu aşılamada veteriner hekimler risk grubunda, tehlikeli grupta yüzlerce arkadaşımız yakalandı. Arkadaşımız vefat etti.
köy köy geziyorlar. Vatandaş Urfa'da giden veteriner hekim darp edildi. Niye aradım ben, geçmiş olsun diyorum. Diyor ki başkanım gittim diyor. Şeye ahıra gireceğim. Dedi ki diyor sen filan ahırdan gelmedin. Oradan buraya Covid taşımadığını ben ne bileyim. O zaman ben gidiyorum dedim diyor. Arkadan geldi bana. Şimdi madem bu risk grubuysa bunun direnci falan şey değil ki. Yani niye direnç gösterin diyor. Evet risk grubunda. Hocaya dedim ki hocam sen bilim kurulundasın. Bilim kurulunda tabii sayın hocamız orada dile getirmiş. Yani veteriner hekimlere öncelik tanınsın diye falan. Yani konuşulacak çok şey var hocam. Ama bunları bir acı bir tecrübe tabii. Acı bir şey yaşanıyor. Bütün bunların ışığında geleceği planlamak lazım. Geleceği planlarken yine hocam, sayın hocam, sizin gibi değerli bilim insanlara ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben o bilim kurulunda olmak istemem. Peşinen bunu söyleyeyim bir. Etkinizin olmadığı kurullarda çalışmanın hiçbir anlamı yok. Eğer etkiniz varsa ve o bilginizden faydalanıyorsa o kurulların sonrasında oluşacak bilgiden, rapordan amenna. Ama kurulda 5 değil 15 tane veteriner hekimi olsa, kurulları görüyorsunuz, birçok tıp hekimi epidemiyologların, halk sağlığı uzmanlarının olmadığını, çoğu hekimin farklı branşlardan, kardiyolojiden, intihaniyeden, ortopediden, değişik branşlardan insanların olduğunu ama yeterince halk sağlığı uzmanının olmadığını söylüyorlar. Hekimler kendileri söylüyor. Dolayısıyla dengeli bir o mesleğin değişik gruplarından dengeli bir dağılım yoksa Mustafa'yı ben ilk Kırım Kongo'da önermiştim. Bir de influenza'da ben önermiştim Sağlık Bakanlığı'na Hıfzı Sığa zamanında. Dolayısıyla birçok şeyde kendini ispat etmiş bir meslektaşımız. Koronavirüste de çok iyi çalışmaları olduğu için de yine bu yılda bir yerde mevzu oldu. Adını verdim ben o arkadaşın. Bilimsel olarak da yetkin bir arkadaşımız ama yani o toplantılarda ne kadar etkili olduğunu bilemem yani. Hocam ben Mustafa hocamızla da sürekli görüşüyorum. Belki gerçekten çok önemli, hele mesleği öne çıkarma açısından falan. Yani çok programlarından önce de biz görüşme de yapıyoruz. Ben konuşmam sırasında da söyledim, ismini de zikrettim. Onun çalışmaları çok kıymetli. Benim demek istediğim şu, yani meslek taassubuyla ya da ön yargılarıyla orada yer alınmaması anlamında. Tabii ki yer alındığı takdirde oradaki sonuçların uygulamaya konması lazım. O ayrı bir konu. Yani dikkatimizi çekmek istedim. Yani bir bilim kurulu oluşturuyorsa, yarın diyelim ki başka bir bilim kurulu oluşturulacak, o zaman konunun sahiplerinin orada olması, yani daha doğrusu hafıza sahiplerinin, bilgi sahiplerinin orada olması lazım. Hatta onlardan faydalanarak daha kolaylıkla planladığınız şeyleri yapmış olursunuz. Evet. Herkese hayırlı akşamlar tekrar. Osman Hocam'a da değerli sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok verimli oldu. Sağ olun, var olun. Bizim de 90-95 arası hocamızdı. Kendisini tekrar saygıyla selamlıyorum. Hocam ben bir başka açıdan birkaç cümle söylemek istiyorum. Öncelikle sorum hocam, PCR testlerinin güvenilirliği ile ilgili. Bunu sorum olarak kabul ettikten sonra hocam, bilim kurulu üyelerinin pandeminin ilk ülkemizde ilan edildiği tarihten itibaren bir bilim kurulu var ama her ekrana çıkan farklı hocalar, yani farklı kanallarda farklı açıklamalarla toplumda ciddi bir umursamazlık noktasına getirdiler bu konuyu. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir bilim kurulu var ama bir çıkıyorsunuz, açıyorsunuz akşam ekranları ya da gündüz, her kanalda bilim kurulundan işte kardiyolog var, işte dediğiniz gibi gastroenterolog var, şu var, bu var. Ben bir sefer şuna şahit oldum. Mustafa Hasöksüz Hoca, kanalda Ankara dahil eden bir hocamız, bir de gıdadan, Ankara gıdadan bir hocamız. Üçü programdayken gece saat 11.30. Medipol'dan bir profesör, KBB uzmanı hocam aradı. Bir bilgi paylaştı. Mustafa hocam sağ olsun dedi ki hocam bu bilgiye ben şimdiye kadar hiçbir yerde rastlamadım. Ben korona çalışan bir hocayım. Hocam verilen cevap şu. Facebook'ta gördüm ben bu haberi.
Yani buradan geldiğimiz nokta şu. Gerçekten bu bilgi tutarsızlığı toplumu getirdi. En son 3 ay sonra kendilerine ifade ettiği, ya bizim birbirimizle tutarsız yaptığımız açıklamalar toplumda bir vurdum duymazlık ve hastalığın yayılması. İkincisi hocam, gıda açısından insanların beslenme alışkanlıkları değişti, uyku düzenleri değişti. Bağışıklık sistemini yani ben başlı başına çökerttiklerini düşünüyorum. Yani stres değil mi? O soru hocam, yani bu konuda toplumda ciddi bir stres oluştu. Yani ya acaba nereye gidiyor bu dünya diye. Gelinen nokta maalesef burada. Buradan toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce işte bu aşıyla bir noktaya geliriz diye düşünüyorum ama hocam beslenme, uyku düzeni özellikle toplumun dediğim gibi ve bu temizlik ve şey maskede yine bilinçli bir şekilde. Şunları duyduk hocam. Eşler yataklarını ayırdı. Yani bunları duyuyorduk. Yani biraz da dediğiniz gibi gülelim. Karı koca yataklar ayırdı. Ya evde kavgalar başladı belki de yani. Darplar başladı. Bunları hiç konuşmuyoruz yani. Evet hocam, tekrar herkes saygıyla selamlıyorum. Hürmet ediyorum. Yani PCR güvenilirliği dediniz. Yani PCR güvenilir, aslında real time PCR güvenilir bir sistem. Güvenli bir sistem. Doğru planlarsanız, doğru proplar kullanırsanız, bunların validasyonunu yaparsanız. Yani diğer televizyon açıklamaları, biz televizyonlara çıkmıyoruz arkadaşlar. Çıkmamaya gayret ediyoruz. O kadar teklif olduğu halde istemiyoruz. Çünkü yüzümüzü eskitmek istemiyoruz. Bir işimiz var, o işle uğraşmak istiyoruz. Ha, bazı meslektaşlarımızın, ki Mustafa Hoca gerçekten güzel temsil ediyor. Tanıtılması, edilmesi de lazım ama maalesef biz çıkmak istemiyoruz çünkü iş yapmak istiyoruz. İşimizle anılmak istiyoruz. Evet, benim merhabalar. Ben Sayın Hocama teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Ben Veteli ve hocamın bu konudaki emeklerini çok iyi biliyorum ve gerçekten de saygıyla, takdirle takip ediyorum. Ama kastetmek istediğim konsey başkanımızın da vurguladığı gibi kuduz aşısını bile büyük ölçüde yurt dışından ithal ediyorsak bizim yerli ilaç ve aşı üretimiyle ilgili alternatifimiz Vetel gibi daha çok yerli sermayeyi destekleyecek çalışmaya ihtiyacımız olduğunu vurgulamakta. Bunu bir dilek olarak iletip keşke bakanlık vesaire görevleri bizler de gelebilsek ve bunu biz kararını verebilsek Sayın Hocam. Tekrar teşekkür ediyorum sunumunuz için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar tekrar. Bu Ali Eroğlu Başkanımın da altını çizdiği bir konu vardı. Özellikle bu sağlık iletişimi konusunda. Ben Osman Hocam da demin ifade ederken altını çizdi. Bu iletişimin iyi olmadığına anlıyorum. Biliyorsunuz hastalık ilk defa Wuhan'da çıktı. İlk defa da Wuhan'da kontrol altına alındı. Ama hiç kimse bunun nasıl yapıldığını araştırmıyor. Bununla ilgili de makaleler yayınlandı aslında. Makaleler okunursa özellikle sosyal medya gücüyle ilgili sadece benim takip ettiğim 11 Mart'ta Türkiye'de hastalık yayılmaya başladıktan ve kısıtlamalar başladıktan sonra sadece Mart ayı içinde 20 tane sağlık iletişiminde sosyal medyanın etkisiyle ilgili makale yayınlandı. Ben o kısıtlama günlerinde bir proje hazırladım, TÜBİTAK'a verdim. Maalesef geçmedi. Veteriner hekim meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarında COVID-19 algısının tespitiyle ilgili sosyal medya üzerinden. Ama bir durum tespit çalışması diye TÜBİTAK desteklemedi. Şimdi Wuhan'da yapılan çalışmalara baktığımızda aslında tek sağlık iletişiminin nasıl yapıldığına ilgili çok önemli çalışmaları ard arda dizmişler. Birincisi Eczacılar Birliği daha önceki COVID korona salgınlarında SARS'ta ve MERS'te yapılanların hepsini analiz etmiş. Bir kitapçık hazırlamış. Orada yapılan doğrular, orada yapılan yanlışlar ve yol haritası çıkarmış. Bunu yapan, dikkatinizi çekiyorum, Eczacılar Birliği. Ardından Tabipler Birliği, Çin'deki Tabipler Birliği, uzman doktorlardan oluşan bir kurul kuruyor. Covid'li bir hasta geldiğinde acilde neler yapılacak, ilerleyen süreçte neler yapılacak, hasta nasıl takip edilecekle ilgili ilaç protokolleri sıralıyor ve bunlarla ilgili bir kitapçık oluşturuyor ve bunu tüm pratisyen hekimlere dağıtıyor. Daha sonra
hastaların iletişimi için Wuhan'da bir radyo istasyonu kuruyorlar. Özel bir radyo istasyonu bu. Wuhan içinde yayın yapıyor. 7/24 yayın yapıyor. Bununla da yetinmiyorlar. Bir süre sonra uzman doktorları telefon başına oturtuyorlar. 7/24 açık. Bu hastalara cevap veriyor. İlaç kullananlara, tedavisi devam edenlere cevap veriyor. Ve bu şekilde salgını etkin iletişimle, hiçbir bilgiyi gizlemeden, Osman Hocam da altını çizdi. Ben bir bilim insanı olarak bakıyorum o verilere. Her gün o turkuaz tabloya bakıyorum. Mart'ta ölüm sayımız 8-10'du. Geldiğimiz geçen ayda ölüm sayılarımız 250'lere çıktı. Çok şükür bu ay 180'lere düştü. Şimdi bu veri bile Türkiye'de hastalığın yayıldığını söylüyor aslında. Yani hiçbir şeyi saklayamazsınız, gizleyemezsiniz. Mutlak surette halkı çok doğru bilgilendirmek gerekiyor. Ve bu devirde de bunun yolu dijital iletişimden geçiyor. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı insanlara izah ederseniz insanlar da bunu söylerler. Bugün bile aşılar konusunda konuşuluyor. İşte Çin aşısını olalım mı? Alman aşısı daha mı iyidir? Türk aşısını mı bekleyelim? Şimdi aşıyı bana sordular. Ben dedim ki aşıyı bulursak olalım dedim. Aşıyı bulabilecek biz bunu bilmiyoruz yani. Şimdi aşı en kötü ihtimalle etki etmez. Başka bir şey yapmazsa da binde bir herkeste bir anafilaksi riski vardır. Olabilir. Ama onun dışında ne yapacak aşı bize? İnşallah yapılan aşı etki eder de bağışıklık kazanırız ve korunuruz yani. Ama aşıyı bulabilecek miyiz? Ben hala bu konuda şüphelerim var. Burada altı çizmesi gereken konu, ben geçen ay bir makale de yayınladım. Türkiye kliniklerinde çıktı. COVID-19, sağlık iletişimi ve veteriner hekim meslektaşlarının önemi noktasında bir şeyler yazdım. Adı geçen hocalarıma, Osman Hocam başta olmak üzere hepsine teşekkür ettim çalışmalar için. Altı çizilen şekilde Osman Hocam'ın da ifade ettiği gibi tamam mütevazi kalarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ama mutlaka sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Biz çalışmalarımızı izah etmemiz gerekiyor. Sağlık iletişimi iyi kurulmadığı sürece biz enfeksiyonları önleyemeyiz. Yeni çıkan enfeksiyonlara da karşı koyamayız. Sonuna kadar bilgilendirme gerekir diye düşünüyorum. Gece ilerledi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar emeğinize, yüreğinize sağlık. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam, emeğinize sağlık. Çok güzel bir sunum oldu. Umuyorum herkes memnun kalmıştır. Bütün katılımcılara da, bütün hocalarına da teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki etkinlikte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz.